Dumlupınar Denizaltısının Hazin Öyküsü. Yıl 1953, 4 Nisan 1953, saat 02:15 suları. Çanakkale Boğazı, Naraburnu açıkları. Uzun ve yorgun bir seferden dönen Dumlupınar Denizaltısı, Naraburnu açıklarında İsveç bandralı Naboland Şilebi ile çarpışır. Sessiz, soğuk ve karanlık bir gecedir. Dumlupınar, başından aldığı şiddetli darbeyle birkaç saniyede sulara gömülür. Gemide 81 mürettebattan sadece 22 kişi kalır. Gerisi ilk çarpışmada şehit olur. Bu 22 kişi asker geminin arka bölümündeki torpido dairesine sığınır. Mahsur kalanların su yüzüne fırlattıkları telefon şamandırasıyla denizaltıyla temas kurulur. Sağ kalan 22 kişiyi kurtarmak için herkes seferber olur. Burada oksijeni idareli kullanmaları için aşağıdaki 22 kişiye gerekmedikçe konuşmamaları, şarkı türkü söylememeleri söylenir. 22 kişiyle yapılan telsiz görüşmesi şu şekilde cereyanlanır. Alo, Dumlu. Evet Dumlu. Ben Üsteğmen Suat. Evet efendim, ben Selami. Selami, nasılsın? Biz geldik. Şimdi bana durumu anlat. Efendim, dizellerden yara aldık. Manevra dairesinde yangın çıktı. Bataryayı sıfıra alarak kıç torpido dairesine geçtik. Şimdi manevra dairesi su ile dolu. Kaç kişisiniz orada? 22 kişi. Diğer dairelerle irtibatınız var mı? Yarım saat evvel kıç batarya dairesi ile konuştum. Şimdi cevap vermiyorlar. Merak etmeyin. Kurtaran geldi. Biz buradayız. Efendim, manometre 267 kadem gösteriyor. Doğru mu? Selami, kurtaran geldi. Şimdi kurtarma işine başlanıyor. Ben biraz sonra yine gelirim. Peki efendim. Deniz altındaki subay ve assubay ve erlerin tümüne korkunç gerçek söylendi. Kendilerini su yüzüne çıkaramayacakları, buna imkan olmadığı bildirildi. Artık kendilerine ilk başlarda söylenen gerekmedikçe konuşmayın ve sigara içmeyin telkininin yerine artık konuşabilirsiniz, türkü söyleyebilirsiniz ve isterseniz sigara da içebilirsiniz denildi. Bunu duyan kahraman denizcilerimizin son sözleri, sizler sağ olun, vatan sağ olsun. O andan itibaren oksijen bitinceye kadar 72 saat hayatta kaldılar. Ve ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım türküsünü söyleyerek büyük bir tevekkülle son nefeslerini verdiler. Son sözleri vatan sağ olsun diyerek şehit olan 81 denizcimiz bugün Çanakkale Boğazı'nın derinliklerinde ebedi uykularındalar. Vatan sağ ve onlara minnettardır. Huzur içinde uyusunlar.